Sevgili arkadaşlar, herkese selam, sevgi ve iyi akşamlar. Bugün evet, yeniden kayyumu tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Bu kayyum politikaları bir gasp politikasıdır. 2016 yılında başlayan, benim de Ağrı'da bulunduğum dönemde kayyumla yerime işte bir vali atanmıştı. Şimdi aslında 2016'da başlayan bir süreç değil. Cumhuriyet'in 100 yıllık yaşanan bu 100 yıllık sürece baktığımızda 1921'lerde bir miktar bölge vekilleri geliyor, Kürt vekilleri geliyor, geçiş dönemi yaşanıyor ve bittikten sonra 1924'lerde yeni bir süreç ve 1925'lerden sonra da olağanüstü hal uygulamaları, sıkı yönetimler ve o gün bugündür Kürt coğrafyasında Kürt'ün kendisini temsil etmemesi için ne gerekiyorsa, nasıl tek parti döneminde yapıldıysa bugün sizin döneminizde de aynı şey yaşanıyor. Bakın 1924'ten 1927'ye kadar olağanüstü hal uygulaması var. Arkasından umumi müfettişlik var. Bu bölgede Kürt coğrafyasında Kürtler başka bir hukukla yönetiliyorlar ve bu müfettişlik bölgede sadece yetkiyi ülkenin cumhurbaşkanından alıyor. O dönem oraya giden Abdin Özmen diye bir yetkili ve orada uzun süre kalıyor ve orada ne diyor biliyor musun? Kürt coğrafyasında, Kürdistan'da diyor ki, siyah raporda bunlar söyleniyor, Kürtler ortadan kaldırılmalıdır. Kürtlerin çocukları alınıp asimile edilmelidir. Kürtler devletin hiçbir kurumuna alınmamalıdır. Bu raporunu o dönemde nereye gönderiyor? İşte Kürtlerin, yani kayyum politikası dediğimiz, İsmet Paşa'ya gönderiyor. Said-i Kürdi onlar için ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, zalimler için yaşasın cehennem ateşi diyor. Biz Kürtler işte o gün bugün, sonrası darbeler, sonrası bilinen bütün süreçlerde sıkı yönetimler, olağanüstü hal uygulamaları, Kürt'ün iradesini tanımamak adına ne hileler varsa hepsi uygulanıyor. İşte bugün geldiğimiz noktada da bu. Sonrası bakın, Kürtler kendi coğrafyasında demokratik siyaseti o kadar çok önemsiyorlar ki bütün partilere kapıları kapalı olduğu halde bunlar bağımsız. Mesela bir Mehdi Zanan'la Zanan ve sonrası Edip Solmaz. Edip Solmaz Batman'da belediye başkanı seçiliyor. Ama kontür birimleri Edip'i seçildikten 28 gün sonra katlediyorlar. Orada Orhan Alpaslan benim seçim bölgemde belediye başkanı oluyor. Sonra darbeler oluyor. Orhan Alpaslan da çare yoksa dağ çaredir, dağlara gidiyor ve orada öldürülüyor. Sonrası Mehdi Zana. O da uzun yıllar cezaevlerinde kalarak demokratik siyasetin bedelini çok ağır bir şekilde ödüyor. Şimdi bakın, kayyum politikası diyorsunuz. Mardin'de Ahmet Türk'ün yerine gelen kayyum ne yapıyor biliyor musunuz? Kırklar elinde bilinmeyen bir yere 4 milyon lira para gönderiyor. Şimdi hani diyorsunuz ya, dağ bayra gidiyor ya, kim ki bu alçaklığı yapıyorsa, bu halkın parasını sağa sola gönderiyorsa adı alçaktır. Şimdi sen ne hakkın var alıp bu parayı Kırklar elde gönderiyorsun? Sen geçen gün Özgür Özel de söyledi, çıktı, açıkladı. Ne dedi biliyor musun? Süleyman Soylu'ya hediye edilen tespihler 350 milyon lira. İşte kayyum dediğimiz bu. Halkın iradesine bu şekilde ipotek koyuluyor. Siz oraları gasp ediyorsunuz. Oraları kuşatmaya çalışıyorsunuz. Açık net olarak söylüyoruz. Bakın ne diyor? Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, İdil belirsiz insanlar. Çok ayıp be, ayıp be. Biz hepimiz nerelerden geldiğimizi siz bizden çok iyi biliyorsunuz. 40 yıldır Ahmet Türk'ten bu topraklarda, bu parlamentoda, hayatın her alanında biz demokrasi mücadelesi veriyoruz arkadaşlarımız.
Sayın Sakık, tamamlayın lütfen, buyurun. Herkes çok iyi biliyor. Eğer idüğü belirsiz insanlar arayacaksanız nerede aramalısınız biliyor musunuz? Seçimlerde Ağrı'da hiç ilgisi ilişkisi olmayan insanları alıp getirdiniz oraya. Şırnak'a getirdiniz, Bitlis'e getirdiniz, Kars'a getirdiniz. Oralara ait olmayanlar. İdüğü belirsiz insanlar kayınlardır. Bu halkın kadim çocukları, kadim evlatları o toprakların sahibidir. Asıl idüğü belirsiz dediğin insanlar işte bunlar. Halkın malını gasp edenler. Siz bunu bildiğiniz halde tutup yanlış alanlara doğru mesajlar veriyorsunuz. Bunun hiç kimseye bir yararı yok. Kayın politikaları iflas etmiştir. Kayınlar hırsızdır. Kayınlar halkın malını gasp edenlerdir. Onun için gaspçıların bu topraklarda, Kürt coğrafyasında yeri yoktur. Defolup gitmelidirler. Öneri üzerine Saadet Partisi grubu adına söz talebi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'ya aittir. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli AK Partili dostlar, ezberlerimizi artık bozmanın